MHP'de mevcut 52 milletvekilinden 6'sı aday olmazken Mehmet Şandır, Faruk Bal, Hasan Hüseyin Türkoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 14 vekil listeye alınmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 61 kadına listede yer verirken 4 kadın adayın kesin seçileceği yerden aday gösterdi. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile birlikte bazı siyasi partilerin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nu milletvekilliği için ikna etti. Bahçeli'nin bu seçimlerdeki ikinci flash transferi ise eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz oldu. Başkan bir açıklama yapacak daha sonra. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha sonra yapacak. Bahçeli başta divan olmak üzere halen milletvekili olan çok sayıda ismi yeniden aday yaptı. Sinan Oğan, Faruk Bal ve Özcan Yeniçeri gibi isimleri ise bu dönem aday göstermedi. Daha önce milletvekili olan ancak aday gösterilmeyen Sait Gönen ise tekrar Konya listesinde. İdam da geri gelir, terörist başı da hak ettiği cezayı alır değerli hemşehriler. MHP, Meral Akşener, Oktay Vural ve Murat Başiskioğlu gibi güçlü isimleri büyük şehirlerde aday gösterdi. Profesör Doktor Ümit Özdağ, Gaziantep'ten Koray Aydın ise Trabzon birinci sıradan aday oldu. Aydın bakın gelin. Anavatan Partisi döneminin bakanlarından Ahat Andican da MHP listesinde yer aldı. Andican, İhsanoğlu'nun aday gösterildiği İstanbul 2. bölge 4. sıra adayı oldu. Hayırlı bayramlar efendim. MHP'nin 15 kişilik başkanlık divanında hiç fire yok. Divan üyelerinin tümü seçilebilecek yerden MHP milletvekili aday listesinde yer aldılar. Tuğrul Türkeş Ankara'dan aday olurken Mustafa Çetin İstanbul'dan aday oldu. Siyasi partilerin aday listelerini YSK'ya teslim edildiği gün İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sonradan serbest kalan CHP milletvekili Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Haberal, Ankara'dan MHP listesinden milletvekili adayı oldu.